Kampüs kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Geldik artık mutlak değer eşitsizliklerini biliyorsunuz ki mutlak değer özelliklerinden bahsettik sizlere. Mutlak değer denklemlerinden bahsettik sizlere. E sıra tabii ki de neye geldi? Mutlak değer eşitsizliklerine. Şimdi bakın yine kurallarla devam edeceğiz burada. Mutlak değer eşitsizliğin çözümlerinin kurallarıyla devam edeceğiz. İlk olarak eğer ki bir mutlak değerli ifade bir pozitif gerçel sayıdan küçükse eğer ki bakın yapmanız gereken şey mutlak değerin içerisinde bulunan ifadeyi bu sayının eksilisi ve artılısı aralığına sıkıştıracağız biz. Yani diyeceğiz ki eksi a küçüktür. Fx ifadesi o da küçüktür. A şeklinde söyleyeceğiz. Bakın mutlak değerli bir ifade bir pozitif gerçel sayıdan eğer ki küçükse yapmamız gereken şey mutlak değerin içerisinde bulunan ifadeyi sayının Eksilisi ve artılısı aralığına sıkıştıracağız diyoruz. Ha yok eğer ki bakın şurada bir eşitlik de varsa e ne olacaktır tabii ki de e, eşitsizliğin açılımında da yine eşitlik olacaktır. Şimdi bakın önemli bilgilerden de bir tanesi. A bir negatif gerçel sayı olursa bakın burada özellikle biz pozitif gerçel sayı olarak söylemiştik. Eğer ki A negatif bir sayı olursa eşitsizliğin çözüm aralığı boş küme olacaktır. Yani şöyle düşünsene bir mutlak değer 3x artı 1 ifadesi küçüktür eksi 4 diyor. E nasıl eksi dörtten küçük olsun? Mutlak değerli bir ifadenin sonucunun ben daima pozitif olduğunu biliyorum. O zaman ne diyeceğiz biz? Bunun çözüm kümesi veya çözüm aralığı boş küme olacaktır diye söyleyeceğiz. Peki geldik şu hemen alttaki özel örnekte alıştırmayla başlayalım. Diyor ki mutlak değer 2x eksi 5 küçüktür 7 eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerleri kaç tanedir diye sormuş bize. Şimdi bakın 7'den küçük dediğinden dolayı mutlak değerin içerisinde bulunan ifadeyi ben eksi 7 ve artı 7'nin aralığına sıkıştıracağım. Yani eksi 7 küçüktür. Mutlak değer içerisindeki 2x 5 ifadesi o da küçüktür 7 yaptı. X'i istiyor bizden o zaman eşitsizliğin ben her tarafına eksi 5'ten kurtulabilmek için artı 5 eklemesi yapacak olursam eksi 2 küçüktür 2x o da küçüktür bakın 5 eklemesi yaparsak burası da 12 yaptı. E 2'den kurtulabilmek için gelir bir de ben her yeri 2'ye bölecek olursam da eksi 1 küçüktür x küçüktür 6 yaptı. E peki bu eşitsizliği sağlayan artık x'in tam sayı değerleri neler oldu? Bakın eksi 1 dahilliği yok burada sıfırdan başlayacak o yüzden 0 1 2 3 4 5 E benden bunların toplamını istiyorum. E bir sıfırı dahil etmesen de olur, etsem de olur. Yani sonuçta toplamı Ha yok yok yok. Kaç tanedir demiş. 0 dahil edilecek o zaman. Toplam 6 tane değer olacaktır diye söyleyeceğiz biz. Tamam? Yani toplamını sorduğu için ben orada 0'ı almayayım diyecektim. Yoksa 0 burada dahil edilmez gibi bir şey söz konusu değil. Geldik ikinci alıştırmamızda diyor ki mutlak değer 3 x, x 4 küçüktür eksi 2 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz demiş. Hemen yazıyorum buraya çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Neden? Çünkü mutlak değerli bir ifade eksi 2'den asla ve asla küçük olmayacaktır dedik. Ve gidelim diğer uygulamamıza. Diyor ki bakın mutlak değer 2 a eksi 1 ifadesi küçüktür 11 ve a artı 3 b ifadesi 4'e eşit olduğuna göre b'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bak A var. A da B'ye geçmemi istiyor benim burada. Bakın benden istediği şey burada B ifadesi. Öncelikle gelelim şuradaki eşitsizlikte biz A'nın bir değer alanını bulalım. Bakın 11'den küçük dediğinden dolayı eksi 11 küçüktür. 2A eksi 1 o da küçüktür. 11 şeklinde ben yazabilirim. Eksi 1'den kurtulabilmek için her tarafa artı 1 eklemesi yaparsam bakın artı 1'i e ekledim buraya eksi 10 küçüktür. 2a küçüktür bakın buraya da 1 eklemesi yaparsam 12 yaptı. E her tarafı gelir 2'ye bölecek olursam da eksi 5 küçüktür a küçüktür 6 eşitsizliğini biz a için elde ettik. Ama soru bizden a'yı değil bakın dikkat edin b'yi istiyordum. Peki a'dan b'ye şimdi geçiş yapmaya çalışacağız. E peki a ifadesini bakın ben burada çekmeye çalışırsam 3b'yi karşıya attığım zaman a ifadesi neye eşitlendi? 4-3B'ye aha da işte geleceğim A'nın değerini burada yerine yazacağım. E yerine yazdığım zaman eksi 5 küçüktür. 4-3B oldu bakın burası. 4-3B o da küçüktür neyden? 6'dan. Şimdi artık derdim ne benim? Bir şekilde orada B'yi ben yalnız bırakmaya çalışacağım diyorum. Peki her taraftan 4 çıkartacak olursam bakın şu artı 4'ten kurtulabilmek için her taraftan 4 çıkartıyorum artık ben. E çıkartırsam bakın burası eksi 9 yaptım. Küçüktür 4 zaten burası gitti geriye bakın sadece eksi 3B kaldı. 4 çıkartacak olursam da 2. E son olarak da her tarafı eksi 3'e bölersem dikkat negatif bir sayıya böldüğün için eşitsizliği de yön değiştirmen gerekiyor aynı zamanda. Eksi 3'e böldüm 3 yaptım türdü ama bakın ben eksi 3'e böldüğümden dolayı yön değiştirdi büyüktür oldu. B büyüktür eksi 2 bölü 3. Peki bu aralıktaki tam sayı değerlerimiz bizim nelerdir? Eksi 2 bölü 3'ten başlayacağımdan dolayı 0 vardır 1 vardır 2 vardır. Bakın soru bizden B'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını istiyordum. O zaman 0 artı 1 artı 2'den dolayı da bu toplam değeri 3'e eşit olacaktır diyeceğiz. Anladık mı? Bakın A'nın değer aralığını bulduk. A ile de B'ye geçiş yaptık ve oradan da B'nin alabileceği tam sayı değerleri artık ortaya çıktı. Geldik bir diğer uygulamamıza. Mutlak değer x eksi 3, mutlak değer 2 x eksi 6, mutlak değer 9 eksi 3 x küçük eşittir 24 eşitsizliğini sağlayan yine x tam sayı değerlerinin toplamını bizden istiyor. Bakın denklemlerde bu tip bir örnek vardı karşımıza ve demiştim ki burada bulunan mutlak değerler aynı mutlak değerlerdir. Onları sadece senin göstermeni istiyor diye söylemiştik. Bakın şuradaki mutlak değer 2x eksi 6 ifadesini bakın şunu ben 2 parantezini alırsam 2 tane e, ne geldi oradan 2 parantezini alırsam x eksi 3 geldi 2 tane x eksi 3 ifadesi 2'yi dışarıya atarsam da 2 tane mutlak değer x eksi 3 oldu bakın şuradaki ikinci üçüncü mutlak tere de gelir ben eğer ki 3 parantezini alırsam yani mutlak değer 9 eksi 3 x ifadesini ben gelir 3 parantezini alırsam bakın birinciden 3 buradan da eksi x ifadesi kalacak 3 eksi x kaldı geriye 3'ü dışarıya atacak olursam da 3 tane mutlak değer 3 eksi x gördüm. Hatırlarsan yine mutlak değerin ilk dersinde biz şunu söylemiştik. Demiştik ki mutlak değerin içinin dönmesi mutlak değerin sonucunda herhangi bir değişim yapmayacaktır. Dolayısıyla ben buraya bakın mutlak değer 3 eksi x ifadesinin yerine x eksi 3 yazabilirim. Yani 3 tane mutlak değer x eksi 3 oldu. Bak mutlak değer x eksi 3. Mutlak değer x eksi 3. E burada da mutlak değer x eksi 3 var. O zaman her yer mutlak değer x eksi 3 kaynıyor şu anda. Yani yazalım. Mutlak değer x eksi 3 artı bunun yerine 2 tane mutlak değer x eksi 3 artı e bunun yerine de 3 tane mutlak değer x eksi 3 yazdık ve küçük eşittir 24 oldu. 3 tane burada 2 tane burada etti 5 tane bir tane de burada var toplam 6 tane mutlak değer x eksi 3 ifadesi küçük eşittir 24 ise mutlak değer x eksi 3 ifadesi küçük eşittir 4 oldu. E 4'ten küçük eşit o zaman ben ifadeyi eksi 4 ve 4 aralığına sıkıştırırsam eksi 4 küçük eşittir x eksi 3 o da küçük eşittir 4 yaptı. Ve eksi 3'ten kurtulabilmek için de ben eşitsizliğin her tarafına gelir artı 3 eklemesi yaparsam da eksi 1 küçük eşittir x küçük eşittir 7 değerini biz elde ettik. E bizden x'in tam sayı değerlerinin toplamını istiyordum. x ifadesi bakın eksi 1 0 1 nokta nokta nokta, nokta 7'ye kadar geliyor. 1'den e 7'ye kadar olan toplam değeri 7 çarpı 8 bölü 2'den dolayı 28 yapacaktır. Eksi 1 ve 0 adı da dahil edecek olursam o zaman buranın toplam değeri de 27 olacaktır. Bakın buraya 28 bulduk biz eksi 1 de eklediğim zaman 27 tekrardan düşmüş oldum. Anladık mı? Bakın birden fazla mutlak değerin toplamının bulunduğu veya çıkarma da olabilirdi. Bakın şunlardan birisi artı eksi olabilirdi bakın bu bölgeler. Ne yapman gereken? Oradaki mutlak değerlerin aslında aynı mutlak değerler olduklarını bilip onu göstermek gerekiyor sadece. Bakın önemli tiplemelerden bir tanesi daha. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere 2x-a küçük eşittir B eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin aralığı eksi bir dört aralığı olduğuna göre a çarpı b değeri nedir diye soruyor. Yani burada x'i bulmuş diyor ki x'in uçları eksi bir ve dörttü diyor. Peki ben burada gelip x'in değer aralığını bulacak olursam yani bulmaya doğru yönelirsem ne yapacağım? B ifadesinin eksilisi ve artının aralığına mutlak değerin içini sıkıştırmam lazım benim. Yani 2x eksi a ifadesi küçük eşittir b. Aynı zamanda ne diyeceğiz? Büyük eşittir eksi b. Her tarafa A eklemesi yapacak olursam amacım burada sonuç itibariyle X'in değer aralığına gitmekti. A eklemesi yaparsam A eksi B küçük eşittir. 2X o da küçük eşittir. Ne yaptı? A artı B yaptım. E son olarak da her tarafı da 2'ye bölecek olursam bakın şuradaki X'i yalnız bırakabilmek için A eksi B bölü 2 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. A artı B bölü 2 yaptı. Bakın biz X'in değer aralığını bulduk. E soru zaten kendisi bize bakın x'in değer aralığını veriyordu. O zaman bu uç eksi 1 olacaktır. Bu uçtan 4 olacaktır diyebilirim. Yani a eksi 1 bölü a eksi b bölü 2 ifadesi eksi 1'e eşitse a eksi b ifadesinin değeri eksi 2. a artı b bölü 2 ifadesi 4'e eşitse de o zaman buradan da a artı b ifadesinin değeri de ne gelecektir? 2 ise 8 gelecektir. E taraf tarafa topladığımız zaman 2 tane a ifadesinin değeri bakın 6 yaptı. O zaman buradan A'nın değeri 3 olarak bizim karşımıza çıktı. Peki A3 ise toplamları 8 olacağından dolayı B değeri ne olacaktır? B de 5 oldu. E soru bizden bakın A çarpı B ifadesinin değerini bulmamı istiyordu. O zaman buradan da A çarpı B 3 çarpı 5'ten dolayı 15 olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Anlaştık mı? Bak güzel sorulardan, hoş sorulardan, bizim seveceğimiz tipte sorulardan biriydi. O yüzden dikkatli dinlemeniz gerekiyordu. Geldik ikinci kuralımız artık mutlak değerde. Hatırlarsanız ilk kuralları demiştik mutlak değerli bir ifadenin bir pozitif gerçel sayıdan küçük olmasını konuşmuştuk. Burada ise bir pozitif gerçel sayıdan bakın yine büyük olmasından bahsedeceğiz. Peki nasıl açacağız? Bakın burada iki durum birden değerlendireceğiz. Bir içindeki ifade bakın mutlak değerin içinde bulunan ifade bu sayının kendisinden büyük olabilir diyeceğiz veya mutlak değerin içerisinde bulunan ifade bu sayının eksilisinden küçük olabilir diye düşüneceğiz. Hocam ne demek istedin? Şurada bir küçük bir örnek yapsak çok iyi olacak bizim için. Bakın mutlak değer x ifadesi büyüktür 4 ise... Ben burada x yerine neleri yazabilirim? 5 yazabilirim, 6 yazabilirim, 7, 8 nokta nokta sonsuza kadar giderim. Yani ben x'in yerine 4'ten daha büyük sayılar yazabilirim ki bakın burada da onu söylüyor zaten. İçindeki ifade bu sayıdan büyük olsun diyor. E peki x yerine başka Eksi 5 yazabilirim. Eksi 6, eksi 7 nokta nokta. Bakın eksi 5 yazarsam mutlak değer eksi 5'ten 5 beş yapacaktır ve 4'ten büyük olacaktır gerçekten de. O zaman buradaki sayılara baktığımız anda bunlar da nedir? X'in eksi 4'ten küçük olduğu durumlar olacaktır. Tamam mıdır? Yani bir sayıdan büyük diyeceğiz. O sayıdan bir kere büyük diyeceğiz. Bir de eksilisinden küçük olmasını isteyeceğiz. Alt tarafta bakın yine bizim dikkatimizi çekmeye çalışıyor bir noktada. Eğer ki A sayısı bir negatif gerçel sayı ise ...eşitsin çözüm aralı tüm gerçel sayılar olacaktır diyor. Yani geldi sana diyor ki soru... ...mutlak değer 2x-5 ifadesi büyüktür eksi 4... E tabii ki de büyük. Mutlak terli bir ifade daima sıfırdan büyük veya eşit olacağından dolayı eksi dörtten zaten daima büyüktür. Bunun çözüm kümesi veya çözüm aralığı gerçel sayılar kümesi olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Tamam yani şu duruma dikkat bu çok karşında çıkacak bir şeyler değil bir şey değildir ama yine de buna da dikkat etmek gerekiyor. Negatif bir sayıdan mutlak terli ifade her zaman büyük olacak. Eğer ki öyle bir eşitsizlik çıkarsa karşımıza çözüm aralığına biz gerçel sayılar diyeceğiz. Diyor ki bakın mutlak değer 3x eksi 1 büyük eşittir 4 eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin aralığını bulup sayı doğrusuna gösterelim diyor. E ne diyeceğiz biz hemen? Mutlak değer içerisinde bulunan ifade 4'ten bir büyük eşittir. Yani 3x eksi 1 ifadesi büyük eşittir 4 tür diyeceğiz. Bir de eksi 4'ten küçük eşittir diyeceğiz. Yani 3x eksi 1 ifadesi küçük eşittir eksi 4 diyeceğiz. E biri karşıya atarsam bakın ilkini burada çözmeye devam edeceğim. Şu biri karşıya gönderdim. 3x ifadesi büyük eşittir 5. Her tarafı 3'e bölersem de x ifadesi büyük eşittir 5 bölü 3 yaptım. İkinciyi de bakın burada çözmeye devam edeceğim. Eksi 1'i karşıya atarsam 3x küçük eşittir eksi 3 oldu. Her tarafı 3'e bölersem de x küçük eşittir eksi 1'i e elde ettik. Bakın bizim iki tane eşitsizliğimiz çıktı şu anda. Peki diyor ki gel bunu sayı doğrusu üzerinde göster. Burası 0 noktası olsun. Şurası eksi 1 noktası burası da 5 bölü 3 noktası olsun. Bizim x değerlerimiz neresiydi bakın. 5 bölü üçten büyük veya eşit yani 5 bölü 3'ü dahil ediyor. Ondan büyük olan bölgeyi tarayacağız. Bir de eksi 1'den küçük veya eşit. Aha da bizim diğer bir çözüm aralığımızın birleşimi de şu ikisi olacaktır diyoruz. Peki bunu biz nasıl gösteririz? Yani sayı doğrusu üzerinde değil de normal şıklarda nasıl yazabilir? Birincisi şöyle yazabilir bakın. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar geldi. Eksi 1 dahil. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar geldi. Eksi 1 dahil. Bileşke 5 bölü 3'ten başlayıp bakın nereye kadar gidiyorum yine. Sonsuza kadar gidiyorum. Bu şekilde gösterilebilir. Veya bak burası işte çok önemli. Tüm sayılardan bütün e, sayı doğrusundaki bütün sayılardan yani gerçel sayılardan sadece ben nereyi istemiyorum bakın. Eksi 1 ve 5 bölü 3 aralığını istemiyorum. O zaman ben gerçel sayılardan nereyi çıkartabilirim? Eksi 1 ve 5 bölü 3 aralığını çıkartabilirim. Şimdi geldik buradaki kılçık noktaya. Bazı arkadaşlar şuraları hocam burada dahil ya o yüzden köşeli yapalım diyor. Kesinlikle ve kesinlikle yanlış düşünüyorsunuz. Bakın buralar normal parantez olacaklar. Ama hocam dahillik var bunları niye burada böyle yaptık ki diye düşünüyorsan da e ondan dolayı öyle yaptık zaten. Bakın bizim çözüm aralığımızda 5 bölü 3 dahil olacak mı? Evet. Peki şu bölge Altta yazdığımız bakın şu bölge nedir bizim için? Attığımız bölgedir. Reel sayılardan dışarıya attığım bölge. E o zaman sen burada 5 bölü 3'ü atarsan çözüm aralığına almamış olursun. İşte o yüzden çözüm aralığında 5 bölü 3 kalsın veya eksi 1 kalsın diye o attığımız bölgede bakın şu bölgeden bahsediyorum. Attığımız bölgede o sınır değerlerini biz çıkartmayacağız. Oraya lütfen dikkat etmen gerekiyor. Dedik geldik bir soru daha var karşımızda cins soru demiş bakın burada eşitsizliğini sağlamayan x tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye soruyor. Şimdi bak burada yapılan hatalardan bir tanesi. Normal çözüm yaparsan hiç problem yok zaten. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız biz bu noktada. Ama tabii biz kurnazlık yapacağız ya. Yani i̇şimize daha rahat olanı yapacağız ya. Sonuç itibariyle elimizde büyük diye bir eşitsizlik varsa e bunun sağlamayanı ne olacaktır? Büyüğün sağlamayanı. Hemen aklımız Türkçeye gidiyor. Hocam büyüğün tersi küçüktür. O zaman büyük türün tersi küçüktür dersen eğer ki soruyu patlatmış olursun. Nedir? Büyük türün tersi küçük eşittir. Bakın bunu mantık konusunda göreceğiz biz. Büyük türün tersi küçük eşittir veya küçük eşittirin tersi büyüktür diye bunları söyleyeceğiz. Tamam? Bak büyük büyüktürün sağlamayanı senden istiyorsa eğer ki yapman gereken şey Küçük eşittir'i çözmek olacaktır. Yani aslında soru bizden bunu değil de neyi çözmemizi istiyor? Mutlak değer içerisinde bakın dışta bir mutlak değer var. Mutlak değer içerisinde mutlak değer 2x-1-4 küçük eşittir 7'yi çözmeni istiyor senden. Yani bunu sağlayanları bunun sağlamayanları olacaktır artık. Peki yani 7'den küçüktür demiş. O zaman eksi 7 ile artı 7 aralığına sıkıştıralım ifademizi. Eksi 7 küçük eşittir bakın eşitlik var burada oraya dikkat küçük eşittir mutlak değer içerisinde 2x eksi 1 eksi 4 ifadesi o da küçük eşittir 7 yaptı e, eksi 4'ten kurtulmak için her tarafa ben 4 eklemesi yaparsam Eksi 3 küçük eşittir. Mutlak değer 2x eksi 1 o da küçük eşittir. 11 yaptım. Şimdi dikkat edersek böyle bir biz eşitsizlik kuralı şimdiye kadar görmedik. İki tarafta birden sayı var. Hem burada var hem burada var. Yanlış mı yazmışız soruyu biraz daha ileride mi yazmamız gerekiyordu? Tabii ki de hayır. Biz bunu gördük. Hatırlamaya çalışsam bunu biz gösterdik. Nerede? E daha demin 5 dakika oldu. Hocam görmedik. Hayır gördük. Şu şekilde çözeyim mi soruyu? Hocam elini kaldırsan oradan diyorsan kaldırmayacağım. Kaldırmayacağım, kaldırmayacağım, kaldırmayacağım. Sadece ben burayı çözmek istiyorum. Peki nasıl? Eksi 11 bakın küçük dediği için eksi 11 küçük eşittir. 2x eksi 1 o da küçük eşittir 11. Her tarafa 1 eklemesi yaparsam eksi 10 küçük eşittir 2x küçük eşittir 12. Her tarafı 2'ye bölersem de eksi 5 küçük eşittir x küçük eşittir 6 yaptı. Peki x değerleri nelermiş bakın. Eksi 5'ten bir başlıyorum 6'ya kadar. Eksi 5, eksi 4 nokta 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 4, 5, 6. Benden buranın toplamını bulmanı istiyor. E toplamına baktığımız zaman eksi 5'ten 5'e kadar hepsi gidecekler zaten. O zaman toplam değerim olarak da geriye sadece ne kaldı? 6. Tamam sorumuzun cevabı bu. Hocam ama elin orada ben oradaki ifadeyi hiç kullanmayacak mıyım? Kullanmayacaksın tabii ki de. Neden diye soracak olursan da e, mutlak değerli bir ifade eksi 3'ten her zaman ama her zaman büyük olduğundan dolayı bakın buradaki uca hiç bakmana bile gerek yok. Orayı kontrol etmene gerek yok. Hem orada artı 4, artı 2, artı 5 gibi sayılar olsaydı eğer ki ne yapacaktık biz? Orayı da yine düşünecektik ama şu an değil. Onun için bir özellik zaten birazdan vereceğiz. Dedik geçtik Aha, tam da ona geldik bak üçüncü kuraldaymış iki ucunda birden sayı olursa a ve b birer pozitif gerçel sayı olmak üzere Yapacağımız olay bakın eğer ki iki uçta birden tabii ki de ikisi de pozitif olmak şartıyla sayılar varsa eğer ki yapacağın şu. Hiçbir şekilde A'ya B'ye ve eşitliklere dokunmak yok. Yapacağın şey çok basit. Fx ifadesinin bir artılı bir eksili dışarı çıkartıp bu iki aralıkta çözümünü yapacağız biz. Yani A küçüktür. Fx o da küçüktür. B diyeceğiz. Bir de A küçüktür. Bakın B'ye ve A'ya ve eşitsizliklere hiç ama hiç dokunmuyorum. Yapacağım tek şey var. Fx'i dışarıya eksiyle çarparak yani eksi fx diye çıkartacağım. Tamam mıdır? Bir geleceğim bu eşitsizliği çözeceğim. Bir de bu eşitsizliği çözeceğim. Olay bitmiş olacak bizim için. Peki geldik buraya bakın. Diyor ki 3 küçüktür. 2x eksi 5 o da küçük eşittir. 11 eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye sormuş. Bak yapman gereken 3'e 11'e eşitsizliklere hiç karışmayacaksın. 2x eksi 5'i bir aynen bir eksili dışarı çıkartacağım sadece ben. Yani 3 küçüktür. 2x eksi 5 o da küçük eşittir. Bak burada eşitlik var diye 11. Bir buna bakacağım. İkinci olarak da onu da buraya yazacağım. Burada bunun işlemlerini devam ettiririz. 3 küçüktür. Bak hiç bozmuyorum. İçine eksiyle çarpacağım. Eksi 2x artı 5 ifadesi. O da küçük eşittir 11 olduğu. Peki hadi gel bakalım bunları bir çözelim. Bak yanındaki eksi 5'ten kurtulmak için her tarafa 5 eklemesi yapıyorum artık. 8 küçüktür. 2x küçük eşittir 16. Her tarafı 2'ye bölersem de 4 küçüktür. x küçük eşittir 8 oldum. E buradan x ifadesi 5, 6, 7 eşitlik var olduğundan dolayı 8'e kadar olan değerleri alabilir. Geldik buraya. Bakın 5'ten kurtmak için her tarafa eksi 5 eklemesi yaparsam eksi 5 ekledim eksi 2 küçüktür. Eksi 2x o da küçük eşittir. Bakın eksi 5 eklemesi yapınca 6 oldum. Her tarafı eksi 2'ye bölersem de bakın burada eşitsizliği sakın ola ki yön değiştirmeyi unutma. Çünkü negatif bir sayıya bölüyorsun. O zaman 1 büyüktür oldu bak eşitsizlik yön değişti. X büyük eşittir eksi 3 oldu. Peki burada sağlayan x değerlerin neler benim? 0 Eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 değerleri olacaktır. Benden istediği bu eşitsizlikleri sağlayan x tam sayı değerlerini toplam. E bakın burayı toplarsam 13, 13 daha 26 yaptı. E burayı toplarsam da eksi 6 geldi. X'in toplam değerindeyiz. Artı ne diyebilirim ben? 26 artı eksi 6'dan dolayı bu toplam değeri 20'ye eşit olacaktır. Anlaştık mı? Bak bizim için yine önemli kurallardan biriydi. İki tarafta birden eğer ki pozitif sayı varsa yapman gereken hiç o A'ya B'ye eşitsizliklere hiç karışmadan f(x)'i tık diye bir dışarı. Aynen. Tık diye bir de eksiyle çarparak çıkartıp o aralıklarda biz eşitsizlik çözümleri yapacağız diyoruz. Peki geldik eşitsizliklerdeki bir diğer kuralımıza. Farkındaysanız bakın şunu yaptık. Mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçükse, bir sayıdan büyükse. Bak bu iki özellikte. Bir de hem bir sayıdan büyük hem bir sayıdan küçükse biz bu üç özelliği yaptık. E bir de ne kaldı? Mutlak değerli bir ifadenin mutlak değerli bir ifadeden küçük olduğu durum kaldı. Şimdi bak burada yapılacak olay. Olay çok farklı bir olay. Diğer mutlak değer gibi çözümlerini yapmayacağız biz burada. Yapacağın olay şu. Eğer ki bu esin çözüm aralığını bulmak istiyorsan her ikisinin de karesini alarak işlem yapman gerekiyor. Yani f kare küçük g kare eşitsizliğinin biz çözümünü yapacağız. Tamam mı? Eğer ki iki tarafta birden mutlak değerli ifade varsa al her iki tarafın karesini mutlak değerlerden kurtul ve ondan sonra da çözümüne ilerleyebilirsin. Bak demiş ki mutlak değer x eksi 3 küçüktür. Mutlak değer x artı 2 eşitsizliğini sağlayan. X değerlerinin kümesini sayı doğrusu üzerinde gösterelim demiştir. Şimdi bunu sayı doğrusu üzerinde göster diyor bize. E ne yapacağız? Bakın iki tarafta birden mutlak değer var. Yapmam gereken her iki tarafında karesini alacağım. Yani x eksi 3'ün karesi diyeceğim. Küçüktür. x artı 2'nin yine karesi diyeceğim. E x eksi 3'ün karesini açacak olursam ben x kare eksi 6 x artı 9 bakın yaptığımız şey birincinin karesi. İkisinin çarpımı eksi 3x'in 2 katı ve ikincinin karesi küçüktür. Geldik x artı 2'nin karesine. Birincinin karesi artı ikisinin çarpımı 2x iki yaptı. Bunun 2 katını almam lazım benim. 4x artı ikincinin karesinden dolayı da 4'ü gördük. Güle güle dedik x kareleri artık ben buradan gönderebilirim. E geldim bakın 4'ü karşıya çektim eksi 4 diye. 9 eksi 4'ten dolayı 5 yaptı küçüktür. 6x'i karşıya artı 6x diye gönderirsem 4x de burada vardı zaten 10x yaptı. Onu karşıya bölüm olarak atarsam da 5 bölü 10 küçüktür x. Yani 1 bölü 2 küçüktür x oldu. Yani bizim x ifademiz demek ki 1 bölü 2'den büyük olan değerlermiş. E sayı doğrusuna çizecek olursam artık bakın burası 1 bölü 2 noktası olsun. Eşitlik yok bakın dikkat edecek olursanız da içi boş olacak. Çok boş gibi durmadı ama İçi boş olacak. Aha da burası. Ha, eğer ki normal gösterim yapıyorsa da çözüm kümesi değeri buradan ne gelecektir artık? 1 bölü 2'den başlıyorum. 1 bölü 2'den nereye kadar? Sonsuza kadar devam etmem gerekiyor. Anlaştık mı? Bakın yapılacak olan işlem burada bu. Eğer ki her iki tarafta da mutlak değerli ifadeler varsa tık diye ben ifadelerin karelerini alacağım. Ve mutlak değerlerden kurtulup normal bir eşitsizlik çözümüne soruyu getireceğiz diyoruz. Peki geldik bir uygulama sorusu var bakın şimdi karşımızda. Diyor ki bir sayı doğrusunda x sayısının eksi 4 noktasına uzaklığı 2 noktasına uzaklığının 2 katından daha küçük olduğuna göre x'in değer aralığını bulalım. Bakın bir x sayısının eksi 4 noktasına uzaklığı yani mutlak değer x eksi 4 doğru mu? Doğru mu? Son kez soruyorum doğru mu? Doğru değil tabii ki de la bu yanlış bu şekilde yazılır mıydı nasıldı? x eksi eksi 4 yapacaktın. Yani x artı 4 yazman gerekirdi. Bakın x sayısının eksi 4 noktasına uzaklığı x eksi eksi 4'ün mutlak değeridir. Çünkü biz a'nın b'ye olan uzaklığını a eksi b'nin mutlak değeri olarak ifade etmiştik. Peki devam edelim bir sorumuza. Diyor ki eksi 4 noktasına uzaklığı 2 noktasına uzaklığının yani mutlak değer x eksi 2'nin İki katından daha küçük olduğuna göre. Aha işte bak senden bunu çözmeni istiyor. X'in değer aralığını bulalım demiş bize. Peki yapacağımız şey ne burada? Bak şu 2'yi içeri dağıtarak iki tane sade mutlak değer görünümü yapabilirim ben burada. Yani mutlak değer X artı 4 ifadesi küçüktür. 2'yi içeri atarsam da mutlak değer içerisinde 2x eksi 4 yaptı. Her iki tarafın karesini alarak artık mutlak değerlerden kurtulacağım ben. Yani x eksi 4'ün hop bir yerlerde bir hata yapıyoruz. Şurası artı olacak değil mi? x artı 4'ün karesi küçüktür. Diğer taraftan ne gelecek peki? 2x eksi 4'ün karesi geldi. Hadi gel bakalım şu kareleri açalım tek tek x artı 4'ün karesi birincinin karesi x kare ikisinin çarpımı 4x'in 2 katından dolayı 8x ifadesini elde ettim ve ikincinin karesinden dolayı 16 küçüktür geldik buraya 2x'in karesini alırsam 4x kare yaptı ikisinin çarpımı eksi 8x bunun 2 katını alırsam eksi 16x ifadesini elde ettim ve ikincinin karesinden yani eksi 4'ün karesinden dolayı da 16'yı gördüm. 16'ları elveda. Bakın hepsini ben sağ tarafa topluyorum. Çünkü büyük dereceli terimin kas büyük olduğu yer burası olduğundan dolayı. Bakın sol tarafta sadece 0 kaldı. Sol tarafta ise sağ tarafta ise bakın şu x kare eksi x kare diye gitti karşıya. 3 x kare yaptı. 8 x ifadesi eksi 8 x diye gitti. Eksi 24 x yaptı. Aha da işte şu an benim istediğim şey 3 x kare eksi 24 x ifadesinin 0'dan büyük olmasın. Gelir ben bu ifadeyi de bir 3 parantezine 3x hatta parantezine alırsam. 3x parantezinde birinciden x 2'den 8 kaldı. Bakın bir ikinci dereceden eşitsizliğim bizden şu an çözümünü yapmamı istiyorum. Peki ne yapacağım ben hemen? Geleceğim bir işaret tablosu oluşturacağım. Köklerden bir tanesi 0 köklerden bir diğeri 8. Peki işaret ne? Bak 3x kareden bunu anlayabilirsin. Artı eksi artı. Peki geldik işaret tablosunda oluşturduk. Şimdi yapmam gereken benden nereyi istiyor? Bakın ifadenin biz sıfırdan büyük olduğu yeri istiyoruz. Yani benim istediğim bölgeler ahanda buralar. O zaman eşitsizliğin çözüm kümesi için biz eksi sonsuzdan sıfıra kadar bileşke 8'den sonsuza kadar olacak şekilde yazabiliriz. Tamam mıdır? Bakın yapacağımız olay buydu. Ha hocam peki bunu hatırlarsanız daha demin göstermiştim. Tek bir tipte de gösterebilir diye. Bakın bunu şu şekilde de görebilirsiniz. Reel sayılar fark 0 8 aralığı hop hop köşeli olacak şeklinde de görebilirsiniz. Hocam daha demin burayı normal yuvarlak parantez yapmıştın. Şimdi geldin köşeli yapıyorsun. Kime göre? Neye göre? Bak tekrardan söylüyorum. Şimdi bizim eşitsizliğimizi sağlayan değerlerin aralığında 0 ve 8 var mı? Bak bu sağlayan değerler yok. E o zaman 8'i ben istemiyorum demektir. E sekizi istemiyorsam da ne yapacağım? Attığım yerde o 8'i ve aynı mantıkla da attığım yerde o sıfırı benim göstermem gerekiyor. Lütfen bak oraya dikkat. Yani şıklarda sen şunu da görebilirsin. Reel sayılar fark sıfır sekiz aralığı. Şıklarda bunu da görebilirsin. Ama şöyle bir düşünsene bu kadar işlemi yapıyorsun. Buluyorsun her şeyi buluyorsun ama her şeyi buluyorsun. E bu 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 su %50 sallamaya götürmemen lazım soruyu. Bu bizim için nedir? Yanlıştır. İstemediğimden dolayı atmam gerekiyor. Peki gel bakalım hadi devam edelim. Oo bakın bir sıra dışı soru var burada karşımızda. Sıra dışı derken e şimdi biz mutlak değer, mutlak değer olduğu durum her iki durumda gördük. Ama şu an burada farkındaysan bir yerde mutlak değer var, bir yerde mutlak değer yok. Peki burada ne yapacağız? Bakın burada yapacağımız olay şimdiye gördüğümüz kuralları kullanarak değil daha farklı bir yöntemle bu soruyu çözeceğiz biz. Nasıl? Mutlak derden kurtulma yöntemiyle. Peki hocam ben mutlak derden nasıl kurtulacağım? X'in hiçbir aralığını bilmiyorum ki ben. Bütün sayıları düşüneceğim işte orada. Bir diyeceğim ki şu ifadenin içi sıfırdan büyük olsun diyeceğim. Bunun için bir çözüm yapacağım. E sıfırdan büyük oluyorsa başka ne olabilir? Sıfırdan küçük. Hatta ve hatta sıfıra eşitliği de benim bir yerde düşünmem gerektiğinden dolayı sıfırdan küçük eşit olduğu durumu düşüneceğim bir de. Yani birinci olarak diyoruz ki biz 2x eksi 5 ifade sıfırdan büyük olsun. Yani x'in 5 bölü 2'den büyük olduğu durumu şu an için düşünüyorum bakın ben. Peki x 5 bölü 2'den büyükse yani bunun içi sıfırdan büyükse aynen dışarıya çıkacaktır. Yani 2x eksi 5 küçüktür x artı 4 oldu. E buradan x'i sola eksi 5'i sağa atarsam x küçüktür 9 elde ettik doğru mudur? O zaman x'in 9'dan küçük olduğu değerler bu eşitsizliği sağlar ama ne için? Amma ve lakin ne için? X'in 5 bölü 2'den büyük olduğu yere göre. Şimdi burayı tekrardan bir söyleyeceğiz orada ne demek istediğimizi. Geldik 2'ye. Bir de 2x eksi 5'in 0'dan küçük eşit olduğu durum için. Yani x'in 5 bölü 2'den küçük eşit olduğu durum için diyelim. O zaman bu ifade dışarıya eksiyle çarpılacaktır. Eksi 2x artı 5 ifadesi küçüktür. X artı 4 ise 4'ü çektim buraya 1. Eksi 2x attım buraya 3x yaptı. Buradan da x ifadesi büyüktür. 1 bölü 3 elde ettim. Bak şimdi çok dikkat etmen lazım. Bunları bulduktan sonra dikkat etmen gereken nokta şu. Sayı doğrusu üzerindeyiz bak biz. Peki iki tane yer bulduk biz. Bir bu bir de bu bulduk. Peki benden neyi istiyordu? X'in 5 bölü 2 olduğu durumda içi boş olacak. Bak buraya dikkat. İçini boş olarak düşün buranın. İçinin boş olduğu durumda ifade nereye kadar giriyor? 9'a kadar ve yine 9'un da içi boş. Bak burası bizim sağlayan bir bölgemiz. Bir de X'in 1 bölü 3'ten büyük olduğu durum çıktı ama bu ne içindi? X'in 5 bölü 2'den küçük eşit olduğu durum için. Eşitlik varsa artık o 5 bölü 2'nin içi de doldu. Nereye kadar geleceğim peki ben? X'in 1 bölü 3 değerine kadar bakın 1 bölü 3'te eşitlik olmadığı için dahil değil. Yani burası. E o zaman bu ve bunu ben birleştirecek olursam da bizim eşitsizliğimizin çözüm kümesi 1 bölü 3 ve 9 aralığında bulunan değerler olacaktır diyoruz. Bak anlaştık mı? Mutlak değerden kurtulmaya çalıştım burada. Nasıl? İçi artı olabilir dedim. Onun durum değerlendirmesini yaptım. İçi eksi veya sıfır olabilir dedim. Bir de onun değerlendirmesini yaptım. Şimdi burada kafanıza takılabilecek bir nokta var. Onu açıklığa kavuşturalım tekrardan. Hocam pozitifse aynen çıkarttık. Burasını siz eksiyle çıkarttınız ama e burası sıfır olsaydı hani sıfıra eşitlik düşünüyoruz ya biz sıfır olsaydı sanki eksiyle çarpmayacaktık diye düşünüyorsan hatırlarsan eğer ki daha ilk mutlak değer dersinde biz şunu söylemiştik size. Mutlak değerin ifadesi sıfıra eşitse sıfır ifadesi eksi sıfırla aynı kavram olduklarından dolayı bu sayı artıyla da çıkarılıyormuş yani aynen de çıkarılıyormuş gibi de düşünülebilir. Eksiyle çarpılarak çıkarılıyormuş gibi de düşünülebilir demiştim sıfıra olan eşitlikte. Anlaştık herhalde. Geldik bir önceki dersimizin ödüllü sorusunu artık. Bakın burada iki tane çözüm yapabilirsiniz diye söylemiştik. Ee, soruyu doğru çözen arkadaşlarımı öncelikle tebrik ederim. Şimdi ilk çözüm yöntemimiz şu. Yine bakın buradaki mutlak derden kurtulabilirim ben. X sıfırdan büyük için, X sıfırdan küçük için. X sıfırdan büyükse x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0 yaptı. E ben ifadeyi çarpanlarına ayıracak olursam eğer ki ifade çarpanlarına x artı 4'e x eksi 2 diye ayrıldı. Buradan x ifadesinin değeri bir eksi 4 geldi. X'in bir diğer değeri de artı 2 geldi. Peki biz x'in hangi değerleri için kontrol ediyorduk şu anda? Sıfırdan büyük değerleri için o zaman eksi 4'e elveda artı 2'ye de hoş geldin diyoruz. E, x sıfırdan küçük t olabilirdi. Yani bu ifade eksi 2x diye de dışarıya çıkabilirdi. O zaman x kare eksi 2x eksi 8 eşittir. Sıfır çıktı karşımıza. E buradan sonra yapacağımız şey de yine ifadeyi çarpanlara ayırmak. x eksi 4'e x artı 2 eşittir. Sıfır diye ayrıldı. Buradan x'in bir değeri 4, x'in bir diğer değeri de eksi 2 geldi. Biz x'in sıfırdan küçük olduğu nokta için araştırma yapıyorduk bakın farkındaysanız burada. E 4 olmaz sıfırdan küçük arıyoruz demiştik. O zaman x'in bir diğer değeri de eksi 2 yaptı. x değerlerin çarpımını istiyor bizden. Artı 2 ve eksi 2'nin çarpımından dolayı da artı 2 ile eksi 2'nin çarpımından işlemin sonucu. Eksi 4 olarak bizim karşımıza çıktı. Doğru yapan arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Tamam. Bak bir de şu şekilleri çözebiliriz. Ha onu da söyleyecektim değil mi? İkinci yol olarak. Onu bir yere kadar getireyim bırakayım isterseniz. Bırakayım mı? Yok bırakmayayım. Bilmiyorum. Çözelim. Şu bakın. 8 e, ve x kareyi ben karşıya atarsam. 2 tane mutlak değer x ifadesinin değeri neye eşitlendi burada? 8 eksi x kareye. 2'yi de bölüm olarak atarsam mutlak değer x ifadesinin değeri 8 eksi x kare bölü 2'ye eşitlenmiş oldu. Problem var mı? Yok. Şimdi ne dedik? Bak mutlak değerli bir ifade mutlak tersi bir ifade eşit. O zaman birinci olarak çözmem gereken x eşittir 8 eksi x kare bölü 2'yi çözmem gerekiyor. İkinci olarak da çözmem gereken x ifadesi eşittir. Bunun eksilisine yani eksi 8 artı x kare bölü 2 eşitsizliğine bakmam gerekiyor. Bakın yine buradan da eğer ki ifadenizi değerlendirirseniz x'in 4 hepsi için genel yazıyorum şu anda bakın x'in 4 eksi 4 2 ve eksi 2 değerleri yine bizim karşımıza bakın buradan da çıkacaktır. Şimdi yapacağımız olay ne peki? Hatırlarsan eğer ki bak hatırlarsan bulduğun x değerlerinin yerlerine yazman gerekiyordu. Yerine yazdığın zaman sonuçlar ortaya çıkacaktı. Bakın burada 4 ve eksi 4 değerini mesela burada çıkacaktır o büyük ihtimal karşımıza. 8 eksi 16 eksi 8, 8 bölü 2'den eksi 4 negatif yaptı. Bu 4 değeri bakın burayı negatif yaptığı için alınmayacaktır. Aynı mantıkla bakın burada 2 veya eksi 2 değeri burası için çıkacaktı karşımıza. Yine aynı mantıkla da orayı da negatif yapacağı için o değerlerden de biz elemelerimizi yapmamız gerekiyor. Ama tabii ki de bizim için burada ana çözüm yöntemi ne olacaktır? Burada yaptığımız hemen bu basit işlem olacaktır diyoruz. Peki geldik hadi. Bugünün ödüllü sorusuna da A ve B birbirinden farklı dikkat birbirinden farklı dikkat birer rakam olmak üzere A eksi B küçüktür 4 koşulunu sağlayan kaç farklı A B sıralı ikilisi yazılabilir diyor. Cevaplarınızı da yorumlara bekliyorum. Tamam. Hadi bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. <laughs>